Ben Müşen, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir sütlü tatlı tarifim var. Bugün sizlerle magnolia yapacağız. Evde kaldığımız şu günlerde çocuklarımızla da etkinlik olarak yapabileceğimiz harika bir tarif olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tatlımız için 1 litre sütü tenceremize alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker, 2 adet yumurta sarısını da ekliyorum ve ocağımın altını açmadan güzel bir şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve ara ara karıştırarak çırpmaya devam ederek tatlımın muhallebisini pişirmeye başlıyorum. Muhallebimi karıştıra karıştıra pişirdim. Aman dikkat diyorum çünkü her an dibi tutabilir. Onun için başından ayrılmayın. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Vanilyayı ekledikten sonra da karıştırıp artık muhallebimi soğumaya bırakıyorum. Muhallebinizi soğutmaya bıraktığınızda ara ara bu şekilde karıştırmaya devam edin. Üzeri kabuk tutabilir. Bu da önemli bir nokta. Muhallebimi soğurken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 1,5 paket burçak bisküviyi robotuma alıyorum. Şöyle 1 çay bardağı da fındık kullanacağım. Onu da üzerine ekleyip bisküvilerle fındığı birlikte çekiyorum. Bisküvilerimi robottan çektim. Şimdi yıkamış ve temizlemiş olduğum çilekleri şöyle yatay bir şekilde dilimliyorum. Çilek ölçüsü vermiyorum. Siz kullanacak olduğunuz kabın hacmine göre çilek miktarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi soğuyan muhallebimin üzerine 1 paket pasta kreması ekleyeceğim ve mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım. Şimdi en zevkli kısmına geçebiliriz. Ben magnolyalarımı kavanozlarda hazırlayacağım. Kavanozlara hazırlamış olduğum bisküvi harcını paylaştırıyorum. Şöyle biraz daha eklemek istiyorum. Şimdi çileğimi şöyle yanıma alıyorum. Yatay gelecek şekilde kavanozların kenarına şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Artık muhallebimizi paylaştırabiliriz. Ben şöyle hamur dağıtma makinesine aldım. Şimdi muhallebimi boş kısma yani orta kısma döküyorum. Muhallebimde paylaştırdıktan sonra kalan bisküvimi üzerlerine paylaştırıyorum. Ben şimdi hazır
hazırlamış olduğum magnolia tatlılarımın üzerini kavanoz kapağıyla kapatacağım ve bu şekilde dolapta muhafaza edeceğim. Misafirlerim geldiğinde üzerini süslemesini de o şekilde yapacağım. Bu tatlıyı gerçekten hem yapması keyifli hem de yemesi keyifli bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu sayede beni desteklemiş olursunuz. Videolarım da daha çok kişiye ulaşır. Sizlere nasıl servise sunacağımı da göstermek istiyorum. Bir tane dilimlemiş olduğum çileği üzerine şu şekilde koyuyorum. Ve magnolia tatlım servise hazır. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.